Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size karakteri bu aradaki mavi bloğu kaldırıp karşıya geçirmeyi öğreteceğim. Gördüğünüz gibi karakter hiçbir şekilde karşıdan karşıya geçemiyor. Dışından dolaşırsa da aşağı doğru uçacak. Şimdi küpümüze baktığımızda, yani duvarımıza baktığımızda kendine otomatikmen bir box collider'ı var. Yani bu olay bizim karşıya geçmemizi engelleyen olay. Bizse kapıya etkileşimle de girmemiz gerekiyor. Yani E'ye bastığımızda duvar kapının yukarı kalkması gerekiyor. İlk olarak bir adet Box Collider daha ekliyoruz. Fakat bunun trigger özelliği, etkileşim özelliğinin aktif olması gerekiyor. Geriye doğru, biraz da öne doğru açalım şunu. Tamamdır. Gayet etkileşime girecek bir şekilde oldu. Bakalım kapıdan geçme sorunumuz var mı? Hani kapıdan geçmememiz lazım şu an. Çünkü eğer o Box Collider'ı değişik türlü yaparsak, yani o etkileşime geçmeyeceğimiz türlü yaparsak, bu sefer içinden geçme olayımız olacak. Şimdi küpümüze animation eklememiz gerekiyor. Yani E'ye bastığında yukarı kaldıracağız. Diğer türlü aşağı indireceğiz. Hemen şunu yukarı doğru yazalım. Hemen şu çubuğumuzu biraz ileri çekelim ki değerlerimiz sağlıklı olsun. Kayıta başlayalım. Yukarı kaldıralım şunu. Burası iyi gibi. Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yukarı kalkıyor. Şimdi de aşağı doğru bir oluşturalım. Aşağı gi diyelim. Bu sefer de yukarının tam tersi olacağı için yukarının sonunu aşağının başına koyabiliriz. Kopyaladım şimdi. Başına koyalım. Ve başını da sonuna koymamız gerekiyor. Hemen yapalım. Bunu da yine 30'a getirelim. Of, süreleri bayağı şeymiş. Bunu fare yardımıyla küçültüyorum arkadaşlar. Hemen tutalım. Tamamdır. Bakalım aşağı doğru iniyor mu? Heh, güzel. Aşağı doğru güzel bir şekilde iniyor. Tamamdır. Küpümüze etkileşim olayında koyduk mu? Koyduk. O zaman geldi şimdi kod yazma olayımıza. Hemen yazalım. Ne yapalım? Kapı aç diyelim. Veya Türkçe karakter kullanmayalım. Kapı aç diyelim. Tamamdır. Burada animator'ı da kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. O açılana kadar. Şimdi ilk olarak yukarı mı çıksın? Yani aslında biz ilk olarak kapanmasını istiyoruz. Yani bu aşağı olanı default olarak ayarlayalım ve aralarında sürekli bir geçiş olsun. Hemen kuralım. Yukarıya geçsin. Bu da aşağı geçsin. Peki nasıl olsun bu? Şuradan hemen bir bool değer ayarlayalım. Pardon, parameters'tan artı set bool aç diyelim. Eğer aç true olursa kapıyı kaldırsın. Ve aç. False olursa kapıyı aşağı doğru indirsin. Bu arada şunların exit time'ını kapatalım. Tamamdır. Ayrıca sürekli tekrar etmemesi için de loop'unu da kapatalım. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Animation'ımızda bir hata var mı? Gördüğünüz gibi kapı kapalı. Şimdi şunu true dersek, gördüğünüz gibi bu da yukarı bir şekilde kalkıyor. Hani animation'ımız doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi geldim bunu kodlara dökmeye. Hemen neredeydi küpümüz? Küp 1. Hemen script'imizi yazalım. Yine klavyeden E tuşunu almayı sağlayan kodları yazacağız. Ayrıca on trigger stay kodunu da yazmamız gerekiyor. Hani içeride kaldığın sürece basabilirsin diyor. On trigger enter'dan farkı, trigger enter girdiği anda kodları sayarken trigger stay içinde beklediği süre dahilinde yazar. OBS touch olunca yavaşlıyor. Void'den başlayalım. Void on trigger stay diyelim. Collider. Adır.
Şimdi if other nokta tag eşittir players'a ve if input nokta get key tamam keycode nokta e ise tamamdır. Ne yapsın? Bizim o anime olayımızı yukarı kaldıracak. This nokta get component animator nokta neydi değerimiz? Aç mıydı? Bakalım. Evet. Açı true yapacak. Animator nokta set bool değeri atamıştık. Acımızı çürüğü yapsın. Tamamdır. Tamam. Şimdi açmayı sağladık. Peki çıkıştan atacak. Yani bu kapıyı nasıl kapatırız? Onda ne diyeceğiz? Stay'den çıktığı anda kapatsın diyelim. Doğru yere mi yazıyorum? Evet doğru yere. Wait on trigger exit. Collider other diyelim. Yine if other nokta tag eşittir players'a. Buna ayrıca bir çatamıza gerek yok. Hani çıktığı anda olacağı için. Şu kodu direkt kopyalayalım. Aç true'yu. Aç false yapalım. Bu sayede çıkabilir. Hemen bakalım. Kod kısmımıza girelim. Yani oyun kısmımıza. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor. D'ye bastığım anda E'ye bastığımda neden true olmadı? Aç true. Bakayım bir karakterin karakterin tagı eksik arkadaşlar. Bunu hemen player tagını alalım. Gördüğünüz gibi eğer bu tag işi de olmazsa kabul etmiyor hiçbir türlü. Çünkü dedik ki bu alana player girdiğinde bunları yap dedik. Şimdi bakalım. Evet. Bunun nedeni de arkadaşlar hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi hani bizim trigger olayımız şu yer. Yani eğer bu yukarı kalkarsa bu trigger alanından da biz otomatikman çıkmış oluyoruz. Yani göstereyim hemen. Şöyle olursa gördüğünüz gibi trigger'dan çıkmış oluyoruz. Otomatik olarak ne yapıyor? Tekrar kutuyu aşağı indiriyor. Bizim bu trigger olayını aşağı doğru da uzatmamız gerek. Hemen eski konuna getirelim. Collider dedik. Şunu aşağı doğru indirelim. Tamamdır. Şu neden burada duruyor anlamadım. Şunu geri çekelim. Pardon. Şunu ayrıca ileri alalım ki tekrar dışarıdan girdiğimizde de bir içeri alsın. Şimdi deneyelim bir de. Kapı kapandı. Açıl susam açıl. Gördüğünüz gibi trigger enter olayı olunca gayet rahat bir şekilde açılıyor. Ve tekrar trigger şeyin olayından da çıktığımız anda geri bizi atıyor. Bunun neden böyle loop time'ını kapatmadık mı? Kapattık fakat sürekli tekrar ediyor değişik bir şekilde. Sinirim bozdu. Şimdi dışarıdan da deneyelim. Gördüğünüz gibi dışarıdan denediğimizde de gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Olay budur arkadaşlar. Hani önemli olan o kutunun trigger'ını açmak. Eğer o trigger olmazsa hiçbir şekilde olmaz. Gördüğünüz gibi dışına çıkınca kapatıyor. İçine girince
ve tuşa bastığında mesela şu an hiçbir şey yapmıyor. Çünkü tuşa basmadı. Şu an normal bir kabına farkı yok. Etkileşim için E tuşuna basmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi kalktı. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın, bilgisayar biraz yavaşladı, neden anlamadım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.